Selam, ben Zafer Akçay. Bugün ilk olarak Murat'ın motoruna konuk oluyoruz. Murat köprüye doğru gidiyor. Biraz sonra, çünkü köprüden önceki son çıkış levhası var. Geniş bir otoban burası, gördüğünüz gibi 4 şerit ilerleyen bir yol. Murat burada küçüklüğün avantajıyla araya girmeyi istiyor. Bu hep tartışılan bir konu, girilmeli mi girilmemeli mi diye. Şimdi burada sağdaki araba ve soldaki araç duruyorlar. Niçin duruyorlar? Onları orada durmaya iten şey ne acaba? Ben burada durdurdum. Çünkü Murat da ilerleyemiyor. Orada bir şey var. Şimdi tahmin edin bakalım, ne olabilir? 4 şeritli bir otobanda araçları durduran şey ne olabilir? Bunu tahmin eden oldu mu? Bir engelli vatandaşımız, tamam. Engelli aracıyla, bu da tamam. 4 şeritli yolda. İşte burası tamam değil. Yani bir yere gidiyor mu, yoksa özel bir amaç için mi orada? Çok emin değilim doğrusu burada, ama nasıl tehlikelerle karşı karşıya kaldığı iki tarafında çok ortada. Gelin baştan bakalım. Bakın, kenarda bozulmuş durmuş araçlar. O yüzden motorcu ortaya gidiyor ve işte tartışılan işi yapıyor, araya giriyor. Girmese belki bu tehlike yaşanmayacak. Araya giriyor. Ondan sonrası biraz garip tabii. İşte burada mesela ne var burada? Şimdi sağdaki arabanın arkasından bir şey göremiyor. Çünkü o arabanın camları film kaplı. Aslında bir ara bu yasaklanmıştı. Sonra olaylar oldu, olaylar oldu. Tekrar serbest bırakıldı. O camlar beyaz olsa motosiklet sürücüsü Murat o engelli aracı görecek. Bakın, şöyle beyaz olsa, bu camlarda film olmasa o engelli vatandaşımız Murat görecek. Hiç görmeyebilirdi, durmayabilirdi de. O zaman ne olacaktı? Burada gereksiz yere bir kaza olacaktı. Yani simsiyah camlar ne demek oluyor? Buna niçin izin verildi? Bu yine Türkiye'de yaşanan garip bir durum. Yandaki arabayı görmüyorsunuz. Şoför nereye bakıyor, onu görmüyorsunuz. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Yani bunun bir daha düşünülmesi gerekiyor belki. Şimdi bu bağlamda bunu bir daha izlersek, bu yolda bu engelli vatandaşımızın ne aradığını gerçekten ben çok merak ediyorum. Niçin orada ve oraya kadar nasıl ilerliyor? Yani hiç mi ona engel olan kimse yok? Bunlar işte Türkiye'mizin ne yazık ki gariplikleri. Ya orada çarpsalardı o vatandaşımıza, ya çarpsaydı herhangi bir araç, hala çarpabilir. Yani yine Murat iyi yapmış. Ha, araya girmesine iyi demiyorum, onu yapmaması gerekir, ama yine durmuş. Görmemiş ama öngörmüş, durmuş. Bu da önemli bir şey, kutluyorum. İkinci olayımızdayız. Bünyamin. Bünyamin arkadaşlarıyla geziye çıkıyor. Çok da güzel bir sohbetleri var. Şimdi susacağım ve onları dinleyeceğiz. Velhasılı kelam, böyle başladım diyorsun ha. Hikayemiz böyle başladı. Böyle de devam eder inşallah sağ salim. Böylesine güzel temenniler, iyi temenniler. Şimdi burada ne olabilir? Yine bir soruyla başladık bugün. Burada ne olabilir? Bir sol viraj, karşıdan gelen araçlar var. Burada sağda bir çıkış var falan. Ne olabilir? Bu olabilir mi? Olabilir o işte. Olabiliyor işte. Yani Bünyamin kızıyor, sinirleniyor. Allah'tan çok yavaşlar. Yani o viraja giriş hızları kaç? 25 falan galiba. Daha fazla da değil. Gayet güzel bir hız durmak için. Çünkü aniden, tırnak içinde aniden, böyle bir olay yaşanıyor. Ve arkada da arkadaşları var. Yani Bünyamin sert bir tepki verse arkadaki 2-3 motor gelip ona bile çarpabilir. Böyle bir durum var burada. Neyin mantığıdır? Yine bunu anlamak mümkün mü? Soruyorum size. O aracın sürücüsü, evet zor bir şey tabii, birinci viteste yokuş çıkan bir kamyonun arkasında gitmek, ama görüşün hiç olmadığı bir yerde de karşı şeride çıkmak, neyin kafasını yaşıyoruz biz böyle? Anlamak mümkün değil. Yine bir olay. Samet, motoru kullanan arkadaşı, önde bir arkadaşı var. Genç arkadaşlar, böyle deli fişek yine yolda gidiyorlar. Bu yolda giderken de bakın başlarına bir şey geliyor. Traktör. Ne oluyor? Aniden sola dönüyor. Samet'in arkadaşı onunla birlikte sola doğru bir manevra yapıyor. Allah'tan bir şey olmuyor. Önleniyor. Kızıyorlar Samet ve arkadaşı traktörü kullanana. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Ama şimdi baştan isterseniz bir bakalım. Samet'in göstergesi olmadığı için görmüyorum, ama sürat 70'in çok üstünde. Girişte tabela vardı, 70. Birçok bina var ayrıca orada, yerleşim yeri yani. Şimdi traktörün sinyali yanıyor. Sola doğru dönecek. Sinyalini vermiş ve sola doğru dönecek. Ayrıca orada dönüş yasağı da yok. Kesik çizgi. Traktör dönebilir, sinyalini verir ve oradan dönebilir. Siz bunu öngörmüyor musunuz çocuklar? Ne yapıyorsunuz?
Niçin el sürekli böyle? Biraz da böyle yapın. Yani bir kapatın, bir bakın etrafınıza ne oluyor, ne bitiyor. Öngörü her şeydir. O traktör yavaş gidiyorsa, yolun solunda gidiyorsa sola dönecektir. Bunu öngörmek için böyle alim, çok büyük eğitimler almış, üniversiteler bitirmiş, yüksek lisans yapmış olmanız gerekmiyor. Öngör, sola yanaşmış bir traktör, sola sinyali yanıyor, solda da yol var. Ne bekliyorsunuz ki? Adama niye kızıyorsunuz anlamıyorum. Biraz kendinize kızın, orada o süratte gidilir mi deyin. Traktörü gördük, niçin yavaşlamadık, sağına geçmedik deyin. Biraz iğneyi kendinize batırın. Olaylar silsilesi devam ediyor. Yine bir traktör olayımız var. Cem'in motorundayız. Buyurun. Bakalım mı? Cem kızıyor. Neden kızıyor? Cem çok haklı. Cem'e yeşil yanıyor. Yani traktöre kırmızı yanıyor. Öyle değil mi? Şimdi Cem gidiyor. Yavaş çekimi alalım. Cem kaçla gidiyor? 52 ile 53 ile gidiyor. Traktör oradan çıkıyor. Traktör durmuyor. Oraya bakmıyor bile. Hala çıkıyor. Cem'in sürati ne? Hala aynı. Yani Cem de gaz kapatmıyor. Fren yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ne oldu? 53 oldu bakın. Hafif de gaz açtı Cem. Göre göre, bile bile Cem niye yapıyorsun ki bunu? Yavaşla. Fren yap. Yani oraya gidip korna çalıp işte adama kızmak iş değil ki. Öncelikle kendini koru. Ya orada başka bir senaryo gelişse ne olacak o zaman? Değil mi? Tamam kızıyorsun. Adam kırmızıda geçti. Çok haklısın. Ama kapat şu gazı, biraz da fren yap. Bir uzaklaş. Olmaz mıydı? Bence çok güzel olurdu. Bakın burada çok son derece müsait her şey. Konum değiştirmiyorsun, hız değiştirmiyorsun. Sevgili Cem, önce kendini koru, sonra haklı olmayı düşün. Ve son olayımız İlkcan. İlkcan deli fişek, bir sürücü gidiyor. Ve trafik durmuş. Yavaşlıyor. Nasıl yavaşladığını söyleyeceğim. Lan ne kurtardım be. Allah'ım ölüyor. Evet. Kendini de tebrik ediyor galiba. Çok mutlu oldu ama öyle bir şey yok. İlkcan 170 ile gidiyorsun. 170. Bak. Orada ne yazıyor? 50. Şimdi 50 ile gitmen gereken yerde 170 ile gidiyor. Hadi yaramazlık yaptın. 60, 70, 80 o kadar. Daha fazla olmaz ki. 50 yazıyor. Ayrıca burada normal bir yavaşlama da değil. Vitesle yavaşlıyorsun. Vites düşürerek yavaşlanmaz ki. Sık ön freni, yavaşlasın motor güzelce. Ve son anda bu şekilde bir olay yaşıyorsun. Gerek var mı? Bir, niçin 170 ile gidiyorsun? İki, fren yapmayı öğren. Düzgün fren yap. Şimdi ben bugün kızıyorum size ama çocuklar bak sen de gençsin İlkcan. Bir de diyorsun ki ailemin dualarıyla yaşıyorum. Hayır öyle bir şey yok. Sen evet dua sana yardımcı olur ama sen önce aklını kullan. Tepe üstüne yaklaşıyorsun. Yavaşlasana. Bu süratlere çıkman olur.